10 yıllık bir yapıdan sonra Çiftlik Köy Belediyesi'ni teslim aldık. İşleyişi devam ettiriyoruz. Belediye başkanlığı makamının kapısını vatandaşa açtık. Vatandaşımız her türlü belediye başkanına temas edip istişare edebiliyor. Her türlü konuyu konuşup, danışıp tartışabiliyor. Çiftlik Köy halkı bu süreçte şunu net bir şekilde hissettim. Bu kapının açık olması, vatandaşa, belediye başkanına temas etme konusunda bir açlık vardı. Bunu da giderdik. Toplumda olumlu bir karşılık alıyoruz. Bildiğiniz üzere Çiftlik Köy'de seçim sonucunda çok güzel bir neticeye imza attık. Arkadaşlarım, ekip arkadaşlarımızla beraber güzel bir saha çalışması yapmıştık. Bunun da karşılığında vatandaşın teveccühüyle beraber çok iyi bir oranıyla seçimleri kazandık. 5 yıllık süre içerisinde vatandaşın bize emanet ettiği o koltuğu en iyi bir şekilde Çiftlik Köy halkına hizmet edecek bir makam olarak kullanacağız. Ekibimizin enerjisi, sinerjisi güzel. Bu süreçte zaten sizle her türlü istişare içerisinde şeffaf edecek demiştik. Onu da yerine getireceğiz. Seçim kampanyası süresince vatandaşlarımıza hep şunu anlatmıştık. Eşit, adil, şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde Çiftlik Köy'ü yöneteceğimizi söylemiştik. Bununla ilgili gerekli adımları da atıyoruz. Hızlı, ivedi bir şekilde adımlarımız var. Şeffaf bir yönetim demiştik. Bu şeffaf yönetim adı altında belediyemizi biz biliyorsunuz 5 Nisan tarihinde teslim aldık. 31 Mart seçimlerinden sonra. Vatandaşımızla açık bir şekilde nasıl bir belediyeye teslim aldığımızı, şeffaf bir şekilde nasıl bir belediyeye teslim aldığımızı vatandaşımıza anlatıyoruz. Bu konuda bugün sizinle bir toplantı yapmak istedik. İl başkanımız, ilçe başkanımız da burada, kendileri zaten önümüzdeki süreçte ifade edecekler düşüncelerini. Şöyle, belediye teslim aldıktan sonra iki nokta üzerinde hızlı bir şekilde hareket ettik. Belediyemizin bir mali durumunu dışarıdan gözlemlediğimiz kadar biliyorduk. Ama bunu net bir şekilde görme adı altında gelirimizi, giderimizi bir net bir şekilde tespit etmek istedik. 5 Nisan 2024 itibariyle ben gerekli müdürlüklere başkanlık makamı olarak yazdığım yazılarda bir borç tespiti yaptık. Tabii bu borç devam ediyor. Müteahhitlerden ve dışarıdaki kesimlerden hala gelen faturalarımız var. Önümüzdeki süreçte zaten bunları belirli periyotlar halinde gelir gider tablosu altında zaten sizinle tekrar buluşacağız. Tekrar anlatacağım. Şöyle ki ilk hamlem görevi teslim aldıktan sonra belediyede çalışan personel, mesai arkadaşlarımın maaşlarıyla alakalı oldu. Geldiğimizde bir kaynak yoktu bununla alakalı. Hızlı bir hareketle ilk maaşlarımızı çok şükür bir şekilde, iyi bir şekilde ödedik. Eksiksiz, kesintisiz bir şekilde personel arkadaşlarımın maaşını ödedim. Tabii bundan sonraki süreçte belediyenin borç yükü tahmin ettiğimden biraz daha fazla çıktı. Çünkü ticari olarak da işlerimiz olacak. Bürokrat arkadaşlarımın yaptığı çalışmada ivedi bir şekilde bunu zaten önümüzdeki süreçte bugün itibariyle belediyemizin binasına görsel olarak da borç dökümünü asacağız. Sosyal medyadan da paylaşacağız. Herkes dilediği takdirde görecek ve önümüzdeki süreçlerde bu borç yükünün azaldığını ya da arttığını şeffaf bir şekilde vatandaşımıza anlatacağız. Vatandaşın parasını nereye harcadığımızı, nelerle tasarruf yaptığımızı teker teker anlatacağız bu süreçte. Dediğim gibi bu borç miktarı artıyor ama 4 Nisan itibariyle yani 322 milyon civarı bir borcumuz var. Bu borç özün önemli kısmı kamu kurumlarına, daha sonra müteahhitlere ciddi bir borcumuz var. Günü gelmiş, ödemesi gereken borç bunlar. Günü gelmiş, ihaleli miktarları söylemiyorum. Devam eden işlerimiz var çünkü. Belediyenin sürdürülebilirliği açısından. Bu bilgi paylaşımını dediğim gibi devamlı yapacağım sizlerle birlikte. Şimdi şöyle, belediyemizin 322 milyon civar bir borcu var dedim. Göreve geldiğimizde 5 milyon civar bir paramız vardı. İller Bankası'ndan gelen kaynakla ben maaşları ödedim.
Maaşları ödedikten sonra bu 322 milyonun karşılığında kasamızda da 1 milyon bir para var. Startı verdik. Burada önümüzdeki kısa bir zamana ihtiyacımız var. Belki 3-5 aylık bir süre içerisinde. Burada çalışan bir mekanizma, belediye başkanının sadece maaş ödemeyi düşünmediği bir sistem, yatırım yapmayla alakalı bir sistem anlayışını ortaya koyacağız. Şöyle, hiçbir zaman ben hayatım boyunca da hiçbir şekilde böyle işte enkaz edebiyatı yapmadım. Burada da yapmayacağım. Borcumuz var. Ağır bir borç. Bunun bilincindeyiz ekip arkadaşlarımızla beraber. Hızlı bir şekilde, ivedilikli bir şekilde belediyenin kaynaklarını arttırıp en önemli projemiz aslında sahada da bunu söylemiştim ben seçim süresi boyunca. Tasarruf. Tasarruf, tasarruf. Tasarrufla alakalı hamleleri başlattık. Başlattık. Şöyle ki bu 10-15 günlük süre içerisinde bile bunun farkına varmaya başladım. Nasıl aile ekonomisinde bir tasarruf yapıyorsunuz? Ayağınızı yorganınıza göre uzatıyorsunuz. Burada ilk etapta ayağımızı yorganımıza göre uzatacağımız bir sistem anlayışı içerisinde olacağız. Tasarruf yapacağız. Yapmaya başladık. Mali ve kurumsal yapıyı güçlendireceğiz. Burada kişiye dayalı değil, sisteme dayalı kurumsal bir yapı anlayışı ortaya koyacağız. Bu zaten otomatikman mali olarak da belediyenin güçlenmesini sağlayacak bu süreçte. Şöyle seçim kampanyasında bunu zaten vatandaşa anlatmıştık. Daha önce de söylemiştim ben. Burada daha önce belediyede görev yapmış, çiftlik köye hizmet etmiş, sivil toplum örgütleri, işte muhtarlıklar ve belediye başkanlarına da teşekkür etmiştim. Aynı söylemleri devam ettiriyorum. Biz burada bir bayrak teslim aldık. Aldığımızdaki bayrağı teslim aldığımızdaki durumu size bugün bir şeffaf bir şekilde gösteriyoruz. Ondan sonra bu bayrağı daha nasıl yaşanılabilir bir çiftlik köy, bu bayrağı daha nasıl ilgili noktalara taşıyabileceğimiz şöyle Çiftlikköy ilçesini ben ve ekip arkadaşlarım Yalova'da ön plana çıkartacak. Belediyecilik anlamıyla, yönetim anlayışıyla Çiftlikköy'de yaşanılabilir bir kent kimliğine kavuşmasıyla alakalı hamlelerimiz olacak. Onları da Çiftlikköy halkı ve siz basın mensupları da bu süreci takip edeceksiniz. Önümüzdeki süreçte farkındalığı görecek zaten Çiftlikköy ve Yalova halkı. Şöyle bu zaman dediğim gibi bir enkaz edebiyatı yapmıyoruz. En kısa zamanda biz bu işleri toparlayacağız ve önümüze bakacağız. Zaman hayıflanma, işte yakınma, ağlama, sızlama zamanı değil. İcraat ve hizmet zamanı. Ekip arkadaşlarımla beraber topyekun bir şekilde meclis üyesi arkadaşlarım ve belediyedeki personel arkadaşlarımızla beraber topyekun bir şekilde güzel bir hizmet anlayışıyla Çiftlikköy halkına hizmet edeceğiz. Çiftlikköy'de seçim sürecinde bir el ele sloganı ön plana çıkmıştı. Bu toplumda çok ciddi bir karşılık da adı altında geliştireceğiz. Bu konudaki sinerjiye ve enerjide sahibiz. Tekrar söylediğim gibi şeffaf, adil ve herkese, her bölgeye hak ettiği eşit hizmet anlayışını halkla buluşturacağımız bir yönetim anlayışı içerisinde önümüzdeki süreçte halka hizmet edeceğiz. Her işinde başladığım gibi Allah'ın izniyle besmele çekerek Bismillahirrahmanirrahim diyerek işe başlıyoruz. Tekrar bugün burada beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.